سارا، بابک استاده. استاد چی؟ استاد زبان فارسی. چه خوب. کجا کار میکنی؟ تو دانشگاه تهران. سارا، شغل شما چیه؟ من تو بیمارستان کار میکنم. شما مثل مریم دکتر هستی؟ نه، من دکتر نیستم. من پرستارم. تو کدوم بیمارستان کار میکنی؟ بیمارستان دی. Merhaba arkadaşlar, diyaloğu hep beraber dinledik. Şimdi diyalogda geçen sözcüklere bakalım. Pardon, sözcüklere bakalım. İşte ifadelere bakalım. En son metni beraber inceleyelim. Evet, öncelikle zaban sözcüğünü görüyoruz. Zaban, dil anlamında. Koca, nerede? Karkerden, çalışmak. Karmikoni, çalışıyorsun. Danışgah, üniversite. Şoğul, meslek, iş. Emaristan, hastane. Da konuşma dilindedir bu. Bir şeyin içinde, yani ismi de hali. Der, bu yazı dilinde. Farsça'da bu şekilde. Doktor, doktor. Perestar, hemşire. Mesle, gibi. Kodam, hangi. Hast, dirdir. Yardımcı fiili. Hastem, ben, işte şuyum, ben oyum. Bu şekilde geliyor. Ben doktor hastem, ben doktorum der kimki gibi. İstem, değilim. Karmikonet, çalışıyor. Kar, iş, postat, hoca, genelde üniversite hocalarına söyleniyor. İkinci kısımda ne var? İkinci kısımda genelde ifadeler var. Bu ifadelerin yazı ve konuşma dilindeki karşılığını görüyorsunuz. Örneğin kodam, hangi anlamına gelen sözcük konuşma dilinde kodum deniyor, yazı dilinde kodam diye yazılıyor. Yine hastin, yani sizsiniz, hastin konuşma dilinde, yazı dilinde ise hastit, de ve ne. Aradaki fark bu. Çalışıyor, karmikone, yani çalışıyor, yazı dilinde ise karmikonet. Yine isminde hali, yazı dilinde der, konuşma dilinde tu, o anlamına gelen sıfatımız ya da zamirimiz, konuşma dilinde, yazı dilinde ise u. Evet, son olarak diyaloğu tam metnini burada görelim. Ben hemen okuyayım hızlıca size tekrar. Sara, babek, ostade. Sara, babek hocadır. Sara cevap veriyor. Ostade çi, ne hocası? Babek, ostade zebane farsi, fars dili hocası. Çehub, ne güzel, ne kadar da güzel. Koca karmikoni, nerede çalışıyorsun? Babek, tu danışgah Tehran, Tahran Üniversitesi'nde. Sara, şogle şoma çi, Sara, sizin işiniz nedir, sizin mesleğiniz nedir? Sara, ben tu bimaristan karmikonem. Ben hastanede çalışıyorum. Babek, şoma mesle Meryem doktor estin. Siz Meryem gibi doktor musunuz? Sara, ne, ben doktor nistem. Hayır, ben doktor değilim. Ben perestarem. Ben hemşireyim. Babek, tu kodum bimaristan karmikonem. Sen hangi hastanede çalışıyorsun? Sara, bimaristane dey hastanesinde. Evet, metnimiz de bu şekilde arkadaşlar. Farsçasını gördük. Ben size hızlıca tercümesini yaptım. Zaten bu Türkçesi burada da yer alıyor. Bakarsınız. Ve sevgili arkadaşlar, bu çalışmamız da burada bitti. Bir diğer diyalogda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.